Merhaba. Türk tiyatrosunun Tuluat geleneğinin son temsilcisi, çok sevdiğimiz dostumuz, sanat aşkı Cibali Karakol'u ve onun dışında tabii ki Lüküs Hayat Opereti'nin baş kahramanı, hatta demirbaşı diyebiliriz. Zihni Göktay bugünkü stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Nur. Sizi görmek çok güzel. Ben teşekkür ederim hatırlayıp tekrar çağırdığın için. Estağfurullah, her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Sağ ol. Evet, şimdi yansımalarda küçük bir yolculuk başlıyor efendim. Kısa bir sürede Zihni Göktay neler yaptı ve neler yapacak, bunu sığdırmaya çalışacak. Çok kolay olmayacak tabii ki. 56 yılı nasıl sığdıracağız? Evet, işte sanatta 56 yılımız ama evet. Onun öncesinde 1940'lara doğru, 46'lara, 45'lere, 43'lere ne derseniz o yıllara bir yolculuk yapacağız. Anne ve babanızın çocuk yapma kararı, ikinci evlattan bir tanesi Fatih'te bir çocukluk. Evet. Küçücük o yılları anlatalım size aktarılan. Sonra evet. Devam edelim. Ne dersiniz? Tabii. Nasıl uygun görürseniz tabii. Buyurun. Nasıl başladı Fatih'te hayatınız? Fatih'te bir kış günü, 2 Aralık 1945'te gözümü açmışım dünyaya. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru. Ekmek verildi. Karne derdi nüfus cüzdanında, sayfalı nüfus grilerde. Kömür verildi, basma verildi, ekmek verildi gibi damgalarla dolu bir şey. Bir de zihni verildi diye herhalde. Bir de bir kış günü. Kış günü bir mühürlü. Enteresan. Biyolojik doğum tarihim 2 Aralık 1945'tir ama. 46 yazar birçok yerde biliyorsunuz değil mi? 46 yazar neden? Gençleştiririz. Yarım ton kömür hakkını alabilmek için babam muhtar demiş ki İbrahim Bey biz 1-1-1946 diye yazalım. O yarım ton kış çocuğudur, üşütürsünüz filan, sobalı ev tabii, Fatih Tekagir iki katlı ev. Tabii. Orada onun için o kömür hakkını alabilmek için 46 diye yazdırmışlar. Aslında iki tane doğum günüm oluyor. Bir yay burcu, bir oğlak burcu olmuş ama. Asıl olan 2 Aralık 1945'tir. Çok güzelmiş hakikaten. Ondan sonra işte İlkokul çağları. Babam beni çocuk tiyatrolarına götürüyordu. Darül Bedai'nin dediğimiz, yani şimdi içinde bulunduğum şehir tiyatrolarının çocuk bölümüne götürüyordu. Tiyatro aşkı, ilkokul müsamereleri falan klasik olacak ama ondan sonra Valide Mektebi, Perteminer Lisesi, oradaki tiyatro kolu, Eminönü Halk Evi ve Ankara Meydan Sahnesi profesyonellik 1964. Başladı. Evet. Evet. Ve 1973'e doğru gelince de şehir tiyatroları artık orada başladınız. Ankara'dan döndüm ben, İstanbul'a geldim. Ankara'da profesyonel oldum. Ben döndükten sonra o tarihten sonra da yani tiyatrolar kapanmıştı çoğu. Tabii. Tiyatro kapandı. Televizyon başladı 68'de 73'e kadar bir enflasyon, tiyatro enflasyonu kapandı. Ankara'da, şey. İstanbul'da birçok. Geldim, yani özel tiyatroda yapmanın anlamı yok. Yani anlamı yok değil, şey yok. Zaten olanak bir yok. Olanak yok. Yok. Seçenek çok az o dönemde. Seçenek çok az. Vasfi Rıza Zobu ve Muhsin Ertuğrul hayatınıza girecek. 10 yıllık meslek hayatımın, özel tiyatrodaki 10 yıllığın bir dosyası hazırdı bende. CV'ler, MV'ler, öyle şeyler yok tabii. Tabii. O dosyayı, hakkımda çıkan yazıları, eleştirmeleri, bir dosya halinde fotoğrafları oldu. Vasfi Bey'e verdim, rahmetli hocam. Vasfi Bey dedi, bu kadro yok dedi, biliyorsun dedi. Burada dedi, işte yevmiyeli dedi, figüran kadro şeysi var dedi. 25 lira yevmiye ile dedi, kabul edersen o saatten sonra salı pazarında limon satacak halim yok benim. Bak kabul işte fakülte okumadın, diş tabibi olmak istedik biz seni, şöyle avukat olmanı istedik, illa tiyatrocu diye hani başıma yani, kakacaklar tabii, tabii. Onun için ben de olsun dedim. Ama babam beni hiç nur içinde yatsın, babam beni destekledi. Amin. Bir insan dedi, işini, eşini, aşını seçerse mutlu olur demokratik bir ülkede dedi. Ne güzel demiş. Ve hakikaten de yani işimi seçmiştim 16-17 yaşındayken. Sevinç Hanım'ı da seçtiniz. Eşimi de seçtim, 42. yılımızı kutladık. Evet, çok şükür. İkisini seçince aşını da seçmiş oluyorsun otomatikman. Harikasınız, ne güzel. Ondan sonra benim Vasfi Rıza Zobu çok tiyatroya önemli, aldı. Hayatınızda, evet. Ama 7 ay sonra da Muhsin Bey görevi devralınca... Muhsin Bey de kadroya aldı. Evet, kadrolu oldunuz kadrolu ve artık oldu. Demirbaş dedim, özür dilerim. Estağfurullah. Hani eski Türkçe'de değişmez ağırlığıyla, varlığıyla. Evet, hakikaten hani teşbihte hata olmaz, çok doğru. Evet.
Çünkü o yıllara gittiğimizde var olan oyunlar, yapılan oyunlar, oradaki tekstler ve sizin sahnedeki duruşunuz, Cibali Karakol olsun ve diğer oyunlar olsun, her zaman hafızalara kazındı. Şimdi Hisse-i Şaiye'ye gelinceye kadar yüzlerce oyunda... 83 oyun oldu. Evet. Ankara'da da sayarsak, Ankara tabii. Meydan Sahnesi'yle birlikte. İnanılmaz ve 56 yıla birçok anı sığdırdınız. Çok. İnanılmaz şeyler yaşadınız. Peki, geriye dönüp tekrar baktığımızda sahnede Cibali Karakolu'nu ya da sonra dizi sektörü başlayacak çünkü. Kemal Sunal'ı hemen hatırlayacağız. Çünkü Kemal Sunal benim de Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden sınıf arkadaşımdı. Aa, çok güzel. Abimdi. Aftan geldiği için lisans ve yüksek lisansı birlikte okumuştuk. Büyük bir azimle, inatla çok onu bitirdi. Okumuştu, Allah rahmet eylesin. Ha, nur içinde. Kendisinin sizin hayatınızda önemli bir rolü var aslında. Tabii. Değil mi? Dostluğunuz, arkadaşlığınız vardı. Arkadaşlığımız var. Sık sık görüşmesek de karşılaştığımız zaman nerede kalmıştık diye anlatıp devam ederiz. Ya dedim bırak bu dedi şehir tiyatrosunu dedi. Evet. Şeyin kuyruğu gibi ne uzanıp ne kısalsın dedi. Gel dedi bak ben film yapıyorum. Gel dedi orada Reha Yurdakul filan işte o hı hı. Şeyde Ertem abinin yanındaki Kemal çok güzel, çok zengin. Türkiye'nin Fernandeli'ydi. Tabii. Tosun Paşa'da oynadınız. İlk Tosun Paşa. Evet. Kemal dedim, sen dedim Türkiye'nin en zengin suratısın dedim. En aranan insanısın. Ben geldiğim zaman dedim bir gün olur bir gün olmaz. Ben dedim bakmakla mükellef oldum, yükümlü olduğum insanlarım var dedim. Anneme babama yardım ediyorum dedim. Evet. Yeni evlendim dedim. Bir şeyim var yani evim kirada böyle şey, sıkıntılarım oluyor dedim. Harç bitti yapı paydos dedikleri zaman dedim. Ben ne dedim olacak? Şey ben maaşımı bilirim dedim. Şehirde ayağımı dedim yorganıma göre uzatırım. O zaman yorgan vardı şimdi kredi kartına göre uzatıyor herkesin. Doğru çok güzel bir benzetme. Ben şeydi Tosun Paşa ile ilk filmimdir Tosun i̇lk Paşa. İlk filmimiz evet. Ertem sonra abinin Arzu geldi. Filminde. Sonra Natuk abinin çektiği şey Kartal Tibet abimiz çekmişti evet, Tosun evet, Paşa'yı. Biliyorum. Sonra Natuk Baytan abimiz de şeyi çekti. Atla gel Şaban. Arada, Meraklı Köfteciler evet, devam etti sonra. Ne Meraklı Köfteci. Köfteci evet. Öyle onlar 3 tane film yaptım film. Rahmetli arkadaşımla. Şimdi de kardeşinden görüşüyoruz. Hala, evet, Cemil Sunal'la görüşüyoruz. Arar beni abisi yerine koyar. Gayet güzel bir dostluğumuz var. Sever sayardı sağ olsunlar. Evet. Peki o Tosun Paşa yıllarından bizim hafızalarımıza kazınan, sizin repliklerinizden yansıyan karakter olarak hani halkın içinden hakikaten öyle birisi varmış, yaşıyormuş izlenimi veren birçok şeyi zihinlerimize kazıdınız. Hem tiyatro sahnesinde bunu bize her zaman hissettiriyorsunuz hem de beyaz perdenin ardından, beyaz camın ardından. Bunun sihri ve büyüsü konusunda bir oyuncu olarak ne diyebilirsiniz? Şimdi tiyatro oyunculuğu başka. Sinema oyunculuğu başka, televizyon oyunculuğu başka. Sinema rejisörlük ve montaj sanatıdır. Hı hı. Yani oradaki ekonomik oyunu tutturmak lazım. Böyle çok eksajeli etmeden, çok ekonomik daha kısa sürede işi kotarmak değil mi? Evet, oyun mimiklerin, jestlerin ona göre olmalı. Ama televizyon oyunculuğu daha başka. O ikisinin ortası bir durumda. Evet. Orada da evin içindesin. Çünkü birine 2 metre, 3 metre yakından, 4 metre yakından en fazla senin burnunun dibinde seyrediyor çünkü herkes. Hı hı. Tiyatro oyunculuğu en arka sıradaki insana göre oynuyorsun. Büyük oynamanız daha lazım. Daha büyük evet. Oynuyorsun. Yani, sesiniz, diyaframınız, evet, heyecanınız, her şey çok farklı. Ayar. Yalnız bir şeysi vardır. Bizim kuru tahtanın üstünde illüzyon yoktur. Gerçekten. Kesme, montaj falan yoktur. O kadar şeydir ki önemli. Doğaçlama o benim şeyim. Evet. Zaten fuluat sanatı dedim açılışı yaparken de. Gerçekten Erol Günaydınlar, sizler çok değerli isimler. Suna abla. Evet, Suna Pekuysal onu anmadan da geçemeyiz. Sizin evet. En güzel partneriniz. Evet. Dolayısıyla Allah rahmet eylesin diyelim kendisine. Nur içinde yatsın. O yıllardan bugünkü sahnelere baktığımızda, oyunlara, tekstlere baktığımızda sizce çok şey değişiyor mu? Gerçi siz hani 28 yıl aynı oyunu maşallah sağlıkla, güzellikle sahne üzerine taşıyan bir isimsiniz ama nasıl tekstler geliyor elinize yeni oyunlar, filmler ya da diziler konusunda? Şimdi biz Vasfi Rıza hocamızda Tanzimat Tiyatrosu'nu
Osmanlı tiyatrosunu ve Türk tiyatrosunu çok inceliğiyle oynadık, öğrendik. Tabii, ve oynadık. O dönemi kapsar. Muhsin Ertuğrul hocamız da ondan da Batı tiyatrosunu, İngiliz tiyatrosunu, Alman tiyatrosunu, Rus tiyatrosunu, Anton Çehov'dan Shakespeare'e, Molière'e kadar, İtalyan tiyatrosuna kadar Muhsin Bey'in rahle-i tedrisinden geçtik. Yani ne mutlu ki 1914'te kurulan Darül Bedai dediğimiz, hani Türkçe anlamıyla güzellikler evini, Kur'anların hamisi, banisi, kurucusu ve koruyucularından birlikte bugün 18. Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen'e kadar geldi. Hepsinden çalışmış oluyorum. Ne güzel. Ben gerçekten. Ve benimle birkaç arkadaşım daha bu mutluluğa erişmişizdir tiyatroda. Allah sağlık versin sizlere. Evet. Hakikaten tarihine, şehir tiyatroculuğunun tarihine tanıklık ediyorsunuz. Evet. Ve o günden bugüne perdeler bile eskiyordur. Hani oyunun teksi değil mi efendim? Evet. Düşünsenize her gece açılıp kapanan perde eskimez mi? Şehir tiyatrosu. Ama büyüğü. Affedersin. Buyurun. Çocuğum. Şehir tiyatrosunun 50. yılı benim şehir tiyatrosuna girişimdir. 50. yılı. 50. yılı. Çok. 100. yılında da birlikte kutladık. Ben şehir tiyatrosunun 50. yılında yani 74'te kadroya girdim. Evet, 73'te girip 74'te kadronuz oldu. 73 Kasım'ında yevmiyeli olarak başladım. 74'ün Nisan ayında da kadroya geçtim. Hı hı. En az yevmiyeli çalışanlardan biriyimdir ben. Erken girdiniz ya, aslında hani çok zengin olmanız lazımdı efendim. O yıllardan bu yıla baktığımızda 56 yılda. Biz insan biriktirdik. Tiyatro her zaman söylediğim gibi Nur şeydir. Tiyatro her zaman ekmek parasını vermiştir. Evet. Ama, gerçek bir sanat çünkü. Evet, ekmek parasını vermiştir. Ondan hiç endişe edilmez. Hı hı. O mutlaka verilir. 3 gün, 5 gün geç olur parası. Verilir. Ama kıyma parası için koşturmak zorundaydık. Evet. Yani hep... Halen de şu anda emekli bir sanatçı ve konuk oyuncu maaşını almama rağmen, yani alamadım da 3 aydır o başka, alacağız nasıl İnşallah. Olsun. Yani çalışmak zorundayız. Evet. Her açıdan doğru çalışmamız neden? Bizim çünkü başka bir şeyimiz yok, yani kahvem yok, meyhanem yok, futbol maçlarına gitmem, at yarışlarına gitmem, okey bilmem, tavla bilmem yani. Kitaplarım, eşim, Sevinç Hanım da birlikte. Çocuklarınız gayet, biliyorum, gayet iyi biliyorum. Zeynep'im de, Ömer'imiz de. Ömer de, yani. Zeynep de şimdi geleceğim. Bir de torunumuz oldu. Evet. Beş ay. Allah bağışlasın, evet. Yani bizim şeyimiz, başka bir şey, uğraşımız yok. Evet. Onun için çalışmak bizi dinç ayakta tutuyor. Yani çok şükür. Oyun olmadığı zaman 3-4 ay ben sıkılıyorum. Biliyorum. Şimdi bu boşlukta sizi yakaladık zaten. Boşlukta yakaladım ben sizi zaten. Oynuyordunuz. Hisse-i Şahiye devam ediyordu ve devam edecek zaten önümüzdeki günlerde. Evet. Şimdi Sevinç Hanım'a gelelim. Tabii bu eğitim Pertevniyel'de bitti. Halk Tiyatrosu, Eminönü bunlar geçti. Şehir tiyatroları okey, kadromuz geldi. Hayatınıza Sevinç de katıldı. Sevinç Hanım katıldı ve sonra da Zeynep'le Ömer geldi. Evet. Şimdi de çok şükür bir torununuz var. Evet, Ali Kemal Bey'imiz var şimdi. Adı da çok güzel. Ali Kemal, Ali İngiliz oyunu gibi Ali Kemal. Başka şeyler de çağrıştırabilir ama çok neşe içinde bir yuva. Mutlulukla, uyumla, Sevinç Hanım'la. Birazcık bu aileyi anlatabiliriz. Evet. Perde aslında evde de dünya bir sahne, tiyatro sahnesi diyoruz ama evde oynayamıyorsunuzdur. Sevinç Hanım'dan kaçmaz. Hayır, öyle bir şey yok Sevinç. O konuda antenleri çok... Değil mi? Açıktır suratımın, mimimin, herhangi bir bakışımın şeyinden büyük anlamlar çıkarabilecek kadar zeki ve çok... sağduyu sahibi bir şeydir. 42 yıldır ve tabii bir tiyatrocuyla evli olmanın zorluğu da var. Yani çok. Sevinç normal bir daire hayatı vardı. Sosyal sigortalar, bölge sağlık müdürlüğü muhasebe servisinde. Hı hı. Anlı komşumun tabii kızıydı. Çalışan bir kız. Malum ondan sonra o komşumun kızıydı. 77'nin Haziran'ında filan, Mayıs sonu Haziran başı tanışmıştık. Sonra... Evlendiniz. 77'nin 4 Aralık'ında sözlendik. Hı hı. 17 Aralık'ında nişanlandık. Sonra da işte evlendik. 78'in evet. 24 Ekim'inde evlendik. İyi ki evlendiniz. Çünkü çok Zeynep şükür. Oldu, Ömer oldu değil evet, mi? Oldu, evet, ikisi de baba ocağındalar. Evet, şimdi Zeynep tabii oyuncu, Ömer de
sanatın içinde. 12 senedir Zeynep oyuncu. Evet, evet. Güzel bir okuldan, Müşfik abiden diplomasını aldı. Müşfik Kenter'den konservatuar diplomasını aldı. Ömer İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano ve Klarnet bölümünden mezun oldu. O da baba ocağında, 20 yıldır baba ocağında. Ne güzel işte. Zeynep de 12 yıldır baba ocağında. Askerlik peygamber ocağıdır. Darül Bedai de baba ocağıdır diye ben tanımlıyorum. Çok güzel bir tanımmış. Evet. Bu size has bir tanım ama bayıldım, kullanmak gerekiyor bunu hakikaten. Baba ocağıdır hakikaten. Ocağı, Muhsin Ertuğrul da bir babaydı. Vasfi Rıza da bir babaydı aslında. Sizler de bir babasınız. Muhsin Ertuğrul hepimizin, Vasfi Bey de hepimizin babası. İkisinin de çocuğu yoktu var. Ama biz onların çocuklarıydık. Yani Muhsin Bey'in çocukları, Vasfi Bey'in çocukları diye anılıyordu her zaman. Çok çok önemli hakikaten. Evet. Peki torunla ilişkiler nasıl gidiyor? O şimdi tabii sahnelere taşınıyordur Zeynep'le Sepet'te de. Değil mi, provalara daha gelecek, küçük? Gelecek. Ama daha da... Nisan ayındaki temsilde galiba en sonunda ben oyuncak bebekle çıkacak mısınız? Çıkıyorum ama Nisan ayında bir temsilde onu şey için... Aa, harika olur. Biliyorsun kızımı oynuyor damadım. Çıkarırsınız o zaman. Damadım değil mi? İzin veriyor Uğur. Uğur izin veriyorsa tamam. Uğur izin, ikisi de işte. Yavrumu. Sonra bir 20 saniye benim, yani en fazla bir dakika sahnede görünüyor benim kucağımda. Onun heyecanı içindeyiz. 16-17 Müsahipzade Celal'de temsilimiz İzleyicilerimizi var. İzleyicilerimizi bekliyoruz. Yani şayağımız orada. Nisan ayında. Gazi Osman Paşa sahnesinde sezonu kapatacağız. 5. sezonunu kapatacağız. Ama yazın Cibali var değil mi? Cibali Karakol'un yaz oyunu olarak devam edecek. Açık havada o 5500 kişi 6 yıldır Allah'a şükür. Bir de biletler hemen tükeniyor değil mi efendim? İşte bir yarım saatte tükeniyor. Müthiş ya. Gerçekten her sorulduğunda bilet yok deniyor. Evet. İlgi hiç bitmiyor. Her dönem. Telefonlar geliyor eve. Biz bulamadık da şöyledir böyle işte hepsini bir kısmını karşılamaya çalışıyoruz. İlave sandalye koyduruyoruz. İşte sıra aralarına bir şeyler konuluyor. Tabureler falan öyle. Ben seyirci geri dönsün istemiyorum. Evet, en doğrusu. Olurum. Çünkü belli bir bütçesini bize ayırıp bir ay önceden bilet alıp kar, yağmur, kış, kıyamet demeden bizi tercih ettiği için medyonu şükürleriniz yani. Kesinlikle. Seyircimize. Biz festivale gidecektik birlikte, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne. Ya ne güzel iş. Evet, dün iptal oldu hocam. Yani özür diliyoruz. Maalesef koronavirüsü yüzünden. Tedbir amaçlı Kültür Bakanlığı. Memnun oldum ben onun, Nurcuğum iptal olduğuna. Bir hata sonucu Zeynep'in ismi orada yoktu. Yok, onu ekleyeceğiz. Zeynep de inşallah gelecek yani bizimle. Ali Kemal koordinatörüm. Koordinatörüm tabii ki. Onu düzeltiriz. Haziran'da gidilecek. Evet, Haziran 15 Haziran'da. Evet. İnşallah hep birlikte. İnşallah yani. Orada daha sıcaklarda olacağız. Ayazdan kurtulmuş olacağız. Almanya'nın soğuğu biliyorsunuz. Evet. Cibali ile gitmiştim biliyorum da. Birinci festivalde gelmiştiniz. Şimdi kısmet Kamil olacak. Kamil de sevinecek şimdi. Evet, buradan Kamil de Frankfurt'a sevgilerimizi yolluyoruz. Selamlar, sevgiler. İzliyorlar bizi zaten. Değerli bir kardeşimdir. Bana olan teveccühleri, sevgisi sonsuzdur, saygısı kesinlikle sonsuzdur. Ben de aynı şekilde kendisini çok severim. Biz de öyle. İyi ki varsınız zaten. Sağ olun. Peki Hisse-i Şaiya'dan biraz bahsedelim. Evet. Biliyordur izleyicilerimiz, biletler çok tükeniyor. Siz çok oynuyorsunuz, çok alkışlanan, çok istenen bir oyun. Kaçıncı oyun oldu oynadığınız efendim? Vallahi bunun hesabını sahne direktörlüğü tutuyor ama zannederim 400 oyun olmuştur. Değil mi? 400 oyun olmuştur. Yani. 400 kez aynı tekst için sahneye çıkmak, aynı adrenalin, ter dökmek. Çocuk oyuncağı 400 kez. 28 yıllık hayat sürdü. Onu saymıyoruz zaten. 28 yıl hani günmüş gibi bahsediyorsunuz. İnanılmaz bir ömür. Bir çocuk da olsa 28 yaşında askerliği biter, meslek hayatına atılır yani. Evet, benim etrafımda 134 kişi değişti. Allah rahmet eylesin. Bir kısmı Allah'ın emriyle. Evet. Yanımızdan ayrıldılar, nur içinde yatsınlar. Bir kısmı ben bu oyunu oynamaktan bıktım, beni affedin dedi genel sanat yönetmenlerine. Onlar da yerine başka bir arkadaşı koydular, ondan da oynadım. Bir kısmı da başka oyunlarda oynamak istiyorum dedi, oraya yöneldiler, oraya
görevlendirdiler. Orada oynadı. Ben hep orada durdum. Ben yani devam artık bu ediyordum. Rol değildir yani. Özür dilerim, lafınızı böldüm. Hani hisse-i şayiada oynadığınız bir rol, replik, ezberleme hiçbir şey değil. Yaşıyorsunuz hani. Her gün söylediğiniz ekmek ver Recep Efendi, su ver gibi herhalde, değil mi? O kadar. Hisse-i şaya paylaşılamayan mal anlamına geliyor. Hı-hı. Yani ama o mal, yani tabiri yanlış orada kullanıyor Osmanlıca terimde, kız, o paylaşılamayan kız. Evet. Karı koca ayrılmışlar. Günümüzde ama de var. Ama evladını paylaşıyor. Aynen, bugünkü hikaye olduğu 1916'da için. 1916'da İbn-i Refik Ahmet Nuri 8.'nin yazmış olduğu tekst Fransızcadan adaptedir ama hiç değişen bir şey yok Türk toplumunda. Kesinlikle. Çocuklar cuma akşamüstü babaya gidiyor. Pazar 16'da getirip anneye teslim ediliyor. Paylaşılamayan çocuklar var. Geçinemeyen, birbirlerine tahammül edemeyen insanlar, karı kocaların çocuklarının hikayesi. Yanlış evliliklerin doğurduğu sonuçlar, ama altyapıda su basman seviyesinde hakikaten bir sevgi varsa, bir saygı varsa, o çocuklarının hatırı için, o kızın hatırı için, paylaşılamayan kızın hatırı için hepsi kendilerinden bir fedakarlık ederek yine aynı çatı altında buluşup ortak bir payda da buluşuyorlar. Aslında birbirlerini seven karı koca da fark var, yetiştiriliş tarzında. Hı-hı. Birisi, adam Nişantaşı'nda doğmuş, büyümüş, Avrupalı. Birisi Fatih'te doğmuş, büyümüş, Dersaadet'te, öyle bir aile, mütedeyyin bir ailenin kızı. Hikmet Görmükçü oynuyor arkadaşım, kadim dostum arkadaşım. Hı-hı. Ben biraz vaktinde şeylik yapmış, huzursuzluk, kovardalık yapmış bir adam, zengin bir adam. Hı-hı. Ondan biraz kendine özgüveni falan var, fakat karısını da seviyormuş. Seviyormuş. Bu toplumumuzun yapısı dediğiniz gibi değişmiyor ve hikaye, düşünebiliyor musunuz? Kaç yıllar sonra bile izlenip takdir görebiliyor, alkış alabiliyor. Aslında çok da alkışlanmaması gereken bir hikaye, uyumsuzluk hikayesi. Evet. Ama buradan hepimiz de kendimize bir hisse pay çıkarıyoruz. Nasıl bir toplum kurulmalı, ilişkiler nasıl yönetilmeli, yani ortak payda da nasıl buluşulmalı diye. Bunların hepsi tiyatronun öğretici, eğitici, bilgilendirici yönünü de bize hatırlatıyor bir anlamda. Yani görevimiz bizim zaten eğlenceliyle faydalıyı bir arada sunabilmektir. Ve onu sunarken de bir takım ufak tefek şeylerin altını polemesine kalın kalemle, keçe kalemle çizip oralara parmak basarsak seyirci kapının önünde ya biz güldük ama ya bir de böyle bir olgu var, böyle bir hakikat var. Bunlar da doğru, işte şunu şöyle söylediler ama doğru diye kafasında tartar, o tortuyu değerlendirir. Evet, birçok ödül aldınız Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'ndan, Türk tiyatrosuna kattıklarınızdan dolayı hizmet ödülleri. Çok çok başarılı ödülleriniz, üniversitelerin ve pek çok yerin Frankfurt'ta dahil olmak üzere sizlere verdiği ödüller var tabii ki. Kanlı Nigarları, Lüküs Hayatları, daha pek çoklarını konuşmak isterdim. Burada evet. Çünkü sizi anlatmak, filmlerinizi, dizilerde sevilen karakterlerinizi. Maalesef süremizin sonuna geldik. Doğru. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum nazik davetinize. Bu Eko TV'de de ilk konuk oluşum. Devamı gelir, yine konuşuruz. Her zaman isteriz sizi burada, bu ekranlarda. Ekonomik kanalıyız ama yaşamın, tiyatronun da ekonomik yönünü düşünüyoruz. Tabii. Bu sebeple de emektar bir sanatçımızı ağırlayalım dedik. Teşekkür İnşallah ediyorum. Sağlıkla, huzurla, amin, mutlulukla alkışlarınız hiç dinmesin. Sağ ol, sizi çok seviyoruz. Teşekkür ediyorum. Uzun soluklu olsun buradaki görevinde. Çok sevindim seni tekrar böyle bir ekranda ve burada bu yansımalarda gördüğüm için. İnşallah görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ ol. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugünkü yansımaların sonuna geldik. Yarın karşınızda oluncaya dek hayata, sevdiklerinize ve kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın.